İyi akşamlar değerli Son Söz TV izleyicileri. 27 Eylül 2021 Batman gündemiyle karşınızdayız. Batman'da Gençlik Merkezi gönüllüleri GAP İlkokulu'nu renklendirdi. Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri GAP İlkokulu'nu boyadı. Gençler 2 gün süren çalışmayla okula renk verdi. Batman'da atletizm antrenörleri yeni sporculara ulaşmak için saha taraması yapıyor. Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün atletizm antrenörleri 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okulları tarayarak atletizme yatkın öğrencileri tespit ediyor. Batman'ın tanınmış ailelerinden Tarhanların yeğeni 17 yaşındaki Batmanlı futbolcu Emre Demir dünya devi Barcelona'ya transfer oldu. Batman'ın Beşiri ilçesinde ikamet eden kanat önderi Eşref Tarhan'ın yeğeni Emre Demir'den Batman'ı gururlandıran haber geldi. Formasını giydiği Kayseri Spor'da Gençler Birliği'ne attığı gol ile 15 yaş 9 ay 25 günlükken Süper Lig tarihinin en genç golcüsü unvanını alan Emre Demir, Barcelona kulübüne transfer oldu. Batman'da kuraklıktan zarar gören çiftçilerin zararının karşılanması için arsalarda tespit yapılıyor. Batman'da etkili olan kuraklık nedeniyle birçok çiftçi ürün alamazken Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kuraklıktan etkilenen alanlarda tespit çalışmalarına başlandı. Hasar tespiti için Ankara'dan gelen uzman Asım Yaşar Türk'e Batman Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün eşlik etti. Batman'da yol kenarında patlatılan poşetten el bombası çıktı. Gültepe Mahallesi Marangozcular Sitesi çevresinde şüpheli bir şahsın gezdiği ihbarı polisi harekete geçirdi. Yol kenarında bulunan şüpheli poşet bomba imha uzman ekiplerinin yardımıyla patlatıldı. Poşette el yapımı bomba bulunduğu belirlendi. Paris Saint Germain Akademi'ye giden ilk Batmanlı oldu. Batmanlı doçent doktor Orhan Bat'ın 7 yaşındaki oğlu Mahmut Can Bat, Paris Saint Germain Akademi'nin Batmanlı ilk öğrencisi oldu. 72 numaralı formasıyla dikkatleri üzerine çeken Mahmut Can, topa hakimiyetiyle şimdiden hocalarının gözdesi oldu. Cumhuriyet Halk Partisi 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaparak eğitimde yaşanan sorunları gündeme getirdi. CHP 81 ilde ortak açıklama yaptı. Batman'da İl Başkanı Hüseyin Yaşar tarafından kamuoyuyla paylaşılan basın açıklamasında Türkiye'de derslik sayısı yetersiz. Arsa gösterirse belediyelerimiz okul yapmaya hazırdır denildi. Batman'ın Balpınar Belediye Başkanı Hüseyin Geylani, beldeye yeni bir lise kazandıracaklarını söyledi. Batman'ın Balpınar Belediye Başkanı Hüseyin Geylani'nin Milli Eğitim Bakanlığı'na lise için yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı. Beldeye yeni ve modern tam teşekküllü bir lise yapılacak. Deva Partisi Batman İl Başkanı Avukat Melik Müjdeci, Batman'da yüksek kiralara tepki gösterdi. Deva Partisi Batman İl Başkanı Avukat Melik Müjdeci, Batman'ın yurt genelinde son bir yılda en fazla kira artışı yaşanan 3 ilden biri olduğunu belirtti. Müjdeci, devlet eliyle TOKİ konutları yapılarak ve kentsel dönüşüm çalışmaları yürütülerek yüksek kiraların önüne geçilebilir dedi. Sivil Toplum ve Medya Haberciliği Derneği'nin Sivil Toplum Haberciliği eğitimleri devam ediyor. Sivil Toplum ve Medya Haberciliği Derneği kentlerde Sivil Toplum Haberciliği eğitimleri veriyor. Biadet editörü Evrim Kepenek tarafından Van'da verilen eğitime Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Genel Sekreteri İzzettin Ete katıldı. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. İyi akşamlar.